Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bol enerjili, bol hareketli bir video. Ankara'ya geldik Mehmet'le beraber. Şimdi annemler de Ankara'da, abimdeyiz. Hem eğleniyoruz hem de enerji topluyoruz. O yorgun videodan sonra böyle bir açılış yapayım dedim. Evet, şimdi evden çıktık, gidiyoruz. Merdivenlerden çıktım. Herkes çıktı. Ben en arkadayım. Çok sıcak ya. Fena sıcak aslında, var ya, bu havada aklı olan dışarı çıkmaz da. Evet. Sıkış sıkış arabaya bindik. Kumsal. Aşkım. Ay, sarsıldım. Anne! Buyur canım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Görünmüyor, biraz karanlık. Evet, ne güzel oldu böyle. Fotoğrafını güzel çekinip atalım bugün. Evet, buluştuk. Kavuşamayız, buna atlatamayız. Kavuşunca biz. Batıkent Sosyete Pazarı'na geldik şimdi. Bitiriyoruz diyor. Terlikler 5 lira. Annem de şimdi sıraya girdi. Abim, babam, Mehmet falan. Buranın pazarı çok uygun. Burayı gezelim dedik. Çok güzel terlikler var, 5 lira bakın. Çok hoşlar. Şuna bayıldım ya. Çok güzel değil mi ya? Gerçekten çok hoş. Tam sevdim. Evet canım, 5 TL. Biz bir bakalım. Güzel şeyler görünce yine size gösteririm. Batıkent Sosyete Pazarı bu. Evet, o da gerçekten çok güzel. 5 lira. Şuna bakın ya. Burada da kapkaçak tarz ürünler var. Çok güzel. Şöyle göstereyim size. Çok hoş, çok güzel. Tam senin işin. Şu var. Evet, bak şu bizim yatak odasına güzel olur ama ne kadar, tabii sormak lazım. Alalım ben. Yok, soralım da. Gerçi bizim yatak odasına bu biraz basit kaçabilir ya. Sen ne diyorsun? Bence iyi. İyi mi? Şu dolap için. Fiyatı ne kadar? Dolap. 45 lira. Tamam, bakalım, ilerleyelim. Bana biraz pahalı geldi ya. Annemlere bakın orada. Memoli de yanımda. Burası çok güzel ya. Ceviz yer misin? Yer misin? Yok, sağ ol. Aha bakın, mikrofiber bezler. 3 paket elbise askısı 10 TL. Oo, banyo paskısı 15 TL. Var ya, camlar için çok iyi, biliyor musun? Bakayım. Toz kapmıyor. Ha. Evet. Mesela bu araba, oto araba, şey, cam bezi bak. Evet, cam bezi. Çok iyi, biliyor musun? Doğru. Gel bir de şeylere bakalım. Aa, makyaj ürünü. İhtiyacım varsa. Tamam canım, ihtiyacım varsa alırım. Çok bak, güzel. Bak, ırkça lazımdı sana. Fırsat. Bu fırsat ha. Yeah. İzin veriyorken alan. Yani şöyle bir yelpaze de alalım. Bakayım. Yelpaze. Çok güzel. Çok güzel terlikler var. Bu arada size annemi göstermek istiyorum. Canım annem. Annem gördüğünüz gibi benden daha böyle cool ve bakımlı. Anneme bir tane makyaj süngeri aldık. Aşkım benim. Tamam anneciğim. Bunu göstereyim dedim de annem beni bekliyor. Terliklere bakıyoruz. Çok güzel terlikler var. Şuraya bakın. 25 TL. Kumsal. Aşkım. Prensesim. Hadi biz ilerleyelim. Geldik şimdi. Çok güzel yöresel bir yere geldik. Benim tansiyon düştü. Annem sağ olsun hemen çubuk krakerle ayran verdi bana.
Anneciğim çok özlemişim. Gel bir kızını. Ay çok şey ya, çok yoruldum. Araba tuttu beni açtıktan herhalde. Şimdi Mehmet'ten rica edelim ortamı göstersin. Çok güzel. Yeşillik, doğa. Çok güzelmiş burası. Bayıldım. Karadeniz yeri burası. Yöresel Karadeniz. En son size videoyu yemekte çekmiştim. Yemekten sonra çok kötü oldum. Affedersiniz yani, kustum falan. Bayağı kötü oldum. Hastaneye gittik. 2 gündür hasta oldum. Bakın bayağı kötü oldum yani. İşe falan da gidemedim. Rapor aldım. Bugün İstanbul'a geçiyorum. Yani bir tatil yapayım, eğleneyim. Güzel, heyecanlı, hareketli bir vlog olsun derken ondan sonra ben böyle şey oldum. Kötü oldum, fena oldum. Bir de annem biraz rahatsızdı. Annemi bakayım derken annem beni baktı. Öyle kötü oldu yani. İyi, yine iyiyim, ayağa kalkabiliyorum ama annem olmasa ben 2 haftada zor iyileşirdim. Bugün yolculuk var, İstanbul'a dönüyorum ama hiçbir şey anlamadım. İstanbul'a geldim, iyileştim. Bugün de işten geldim, hemen videoyu çekeyim dedim arkadaşlar. Ben aslında çok kötü oldum. Gerçekten 2 günde kendimi böyle zorla toparlayıp geldim. Yolculukta da dedim başıma ne gelecek falan filan diye söyledim. Yani dualarla falan, ilaçlarla, meyve falan derken kendimi toparladım çok şükür. Sadece böyle yürürken hafif başım dönüyor. Bir o kaldı. Öyle bayağı sıkıntı çektim yani. Ankara'ya gidiş sebebim de annemin rahatsızlığıydı. Hani annem rahatsız diye Ankara'ya geçtim ben. Annemi bakacakken kendime baktırdım. Bu kötü oldu açıkçası. Çünkü zaten annem rahatsızdı. Annemin rahatsızlığı nedeniyle gittim oraya. Ben tam tatilden geldim arkadaşlar. Tatil videosu çekecektim. Yani çektim, size yükleyecektim. Sonra bir telefon geldi abimden. Annem rahatsız, hemen buraya gel hani şeklinde bana söylenmemiş annemin rahatsızlık derecesi. Ben tabii şok oldum. Hüngür hüngür ağlaya ağlaya gittim. 6 gün abimdeydim. Hani annemi doktora falan getirdik. Bayağı bir sıkıntılar çektim. O yüzden 1 hafta video çekemedim size. Gerçekten çok sıkıntılı süreç. Allah yani kimsenin sevdiğini kimseden ayırmasın. Çok kötü, çok sıkıntılı süreçler çektik. Tatilde de açıkçası hiç keyfim olmadığı için çok videoyu yükleyemedim size. Bayağı plaj çantamı falan hazırlamıştım. Plaj çantamda ne var tarzında şeyler çekecektim. Ama bunlar oldu. Tam böyle tatil, bütün yorgunluğumu üstümden atmıştım tatilde. Üstüne böyle bir şey geldi. Çok kötü olduk. Dualarınızı bekliyorum şimdi. Annem biraz daha iyi çok şükür. Öyle yani. Videoyu böyle sonlandırayım dedim. Yani çok şükür evime gelebildim. Tatilde de kolumu korumadım güneşten. Bakın hep soyuldum, mahvoldum. Bu keselenmem lazım galiba. Bilgisi olan var mı? Yani şöyle şey var. Harita oldum ya. Resmen harita oldu kollarım. Onunla ilgili bilgisi olan yazar bana. Öyle yani arkadaşlar. Şimdi işten geldim. Ne yaparım? Yemek yaparım. Evi biraz toparlarım. Ev çok dağınık. Mehmet benden önce geldi. Evi biraz dağıttı. Evi toparlarım. Öyle devam ederim. Videoyu sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Annemi, abimi de, babamı, eşimi de size göstermiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Videoyu sonlandırdım ama şunu söylemeyi unuttum sizlere. Ben hani annem hasta dedim ama işte şunu düşünebilirsiniz. Hani annesi hasta gidiyor.
oynuyorlar şeklinde düşünebilirsiniz. Hani videonun başına oynuyorduk ya. Annemin rahatsızlığı tamamen moral rahatsızlığı. O yüzden ne kadar morali yüksek olursa o kadar iyi olur diye. Ben sürekli moralini yüksek tutmaya çalıştım. Sürekli gülmeye, eğlenmeye çalıştık. Hani onun bilgisini vereyim size. Yanlış anlaşılmasın. Hani moralinin yüksek olması gerekiyordu. Ben burada bayağı bir kötü oldum. Ağlamak falan. Ama oraya gittiğimde tamamen onun moralini yükseltmek adına şey yaptık. O yüzden bilginiz olsun. Hani oyun oynadık, gezdik, tozduk. Hani bunu da vereyim yanlış anlaşılmasın diye düşündüm. Bu sefer kapatıyorum videoyu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın.